Halk Kitabevi yazı işlerini sunar. İyi günler sevgili izleyiciler. Saatler 11 ve Halk TV'de yazı işleri programına başlıyoruz. Bugün birlikte olacağız. Çünkü canlı yayınlarla bugün belki kesintiler olabilir diye düşündüm. Onun için konuk yok. Birlikte günün değerlendirmelerine bakacağız. Şimdi bugün tabii güncel olan, yani şu anda akmakta olan güncel gelişmelerin başında Meral Akşener ve arkadaşlarının kurduğu yeni parti. Şu anda Ankara'da toplantılarına başladılar. Sabahleyin Meral Akşener gitti ve İçişleri Bakanlığı'na partinin kuruluş dilekçesini verdi. Şimdi de Nazım Hikmet Kültür Merkezi yanılmıyorsam orada tanıtımı yapıyorlar. Ben yayına girerken işte 200 kişilik kurucular kurulunun tek tek isimlerini anons edip onları konuklara tanıtıyorlardı. Şimdi tabii dün akşamdan bu yana kurucular kurulu, işte partinin adı, amblemi tartışılıyor, konuşuluyor. Bunlar konuşulacak gayet normal. Kimileri diyor ki işte bu kurucular kurulu yani bir şey vermedi. İşte kimisi diyor ki eski işte MHP'liler çoğunlukta. Şimdi ben onları bir değerlendirelim istiyorum. Birincisi hani isimlere baktık dediğiniz zaman bir bana göre yanlış bir şey oluyor. Çünkü ne istiyorsunuz? Sonuçta merkezde bir parti kuruluyor. Şimdi merkezde olması gereken ya da merkezde olduğunu düşündülen ya da işte şu anda beni izleyen sizlerin. Kim? Çünkü bir haydir anlatıyorum. Dün akşam da gece izleyicileri için sürpriz olmuştu. Ben Tuğba Emlek ve Ümit... bizim Ümit'in soyadı. Buyurun. Ümit Zileri ya. Olur şey değildi. Oluyor böyle bazen canlı yayında. Evet, Ümit Zileri'nin birlikte sunduğu mercek programına katıldım. Şöyle bir iyiliği oldu tabii. Uzunca bir süredir, yaklaşık bir yıldır Rep Halk TV'de gündüz bu saatte buradayım. Gece hiç çıkmıyordum. Yani gece izleyenler beni hiç görmüyorlardı uzunca bir süredir. Şimdi bu televizyonda da var böyle gece izleyicileri, gündüz izleyicileri. Çünkü 24 saat içinde herkes belli saatlerde hiç televizyon seyredemeyenler var. Mesela bu saati hiç görmeyen milyonlarca insan var. Yani sadece bu kanal için değil, bütün kanallar için öyle. Çünkü bu saatte işinin başında insanlar ve o sırada bir televizyon açma imkanları falan yok. Bazı insanlar var, gece hiç tabii seyredemiyor. Onlar da bu saatleri biliyorlar. Onun için hani seyircilerimiz arasında bir farklılık var. Hani gece izleyicileri, gündüz izleyicileri. Neyse uzatmayayım. Yani dün akşam böyle bir sürpriz oldu ve bir haylidir beni görmeyen ve Halk TV'de olduğumu bile belki bilmeyen bir kitle vardı. Orada da anlatmaya çalıştım. Şimdi bakın bir parti kuruluyor. Bu parti kurulurken tabii ki çok konuşulacak. Hele böyle bir dönemde yani, yoksa parti her zaman kurulur. Ama şimdi beklenti şu, işte merkezde, merkez sağda ve flash isimler. Şu anda Türkiye'de merkez sağ diyeceğiniz alanda flash isim yok ki. Ya olamaz zaten, teknik olarak da olamaz. Niye? Çünkü 15 yıldır bu ülkede bir AKP gerçeği var. Ve bu AKP sağın neredeyse bütün unsurlarını bir şekilde içine aldı. Yani 2002 seçimlerinin cilvesi diyeceğim. O ülke barajı %10'a bütün partilerin takılı vermesi. Hani bir parti takılır anlarız, iki parti takılır ama 5-6 parti birden baraja takılınca biliyorsunuz. Meclis iki partili hale gelmişti. 2007'ye kadar bu böyle gitti. 2007'de bir MHP artı bağımsızlardan HDP girişi oldu. Ondan sonra iş normale geldi. Hatta daha doğrusu ondan sonraki seçimlerde de HDP şeysiz girdi. Bağımsız adaylarla girdi. En son seçimde HDP barajı aşacağına güvendi ve kazandılar da o anlamda. %10 barajını geçti ve milletvekillerini soktu. Şimdi tabii böyle olduğu zaman sağda zaten yok. Yani Cumhuriyet Halk Partisi var. Bir Türk Milliyetçisi Parti, bir Kürt Milliyetçisi Parti. Onun içinde sağ sol unsurlar var ama yani hani bir sağ diyebileceğimiz ya da merkez diyebileceğimiz bir kitle, bir isim, bir grup, bir şey yok. Onun için mesela şimdi bakıyorum
merkez sağdan hani eski ANAP'tan, DYP'den gelen isimler var mı? Var. Mesela Ayfer Yılmaz var. Nedir? Eski Hazine Müsteşarı, DYP'den milletvekiliydi yanılmıyorsam. İşte en gençleri, yani o siyasete atıldığında çok genç yaştaydılar. Üzerinden 15 yıl geçti. Ahat Andıcan var, ANAP'tan gelen. Onun da yaşı gene 60'ın üzeri olması gerek diye düşünüyorum. O da 15 yıldır ortada yok. Yani hani böyle flash isim. Ha şimdi burada benim sabahtan beri duyduğum birkaç isim konuşuluyor. Mesela Abdüllatif Şener niye yok diye. Bilemem yani, bana sormayın zaten. Ya olabilirdi de, olmayabilir. Daha sonra katılabilir. CHP'den sadece Aytun Çıray mı gidecek deniyor. MHP'den gelecekler var mı başka? Ama en önemlisi AKP. AKP'den bir kopma olacak mı? Bu partiye yönelme olacak mı? Ha, kişisel görüşümü söyleyeyim. Kitleden, yani AKP'ye oy veren kitleden Meral Akşener'in bu partisine bir kayma olma ihtimali yüksek. Ama AKP'den bir parça koparamadığı sürece iş biraz zor olabilir gibi geliyor bana. Çünkü burada AKP'nin gücü de biraz psikolojik. Yani ben çevreye baktığım zaman, ki hani çok geniş bir kitleyle ister istemez sürekli ilişki halindeyiz. Ben ve benim gibi pek çok gazeteci tabii. Ben şunu gözlüyorum. Bugün hani iş dünyası dediğimiz, işte iş yapan insanlar, esnafı, serbest meslek sahipleri, şunlar bunların hepsi iktidardan aslında çok memnun değiller, rahatsızlar. Yani ideolojik olarak da rahatsızlar. Hani onun o bu çok aşırı dinci tavrı. Demokrasiye, hukuka, özgürlüklere artık hiç riayet edilmemesinden dolayı rahatsızlar. İşleri belki giderek bozulduğu için rahatsızlar ama bunu dile getiremiyorlar. Şu anlamda siyasi olarak dile getiremiyorlar. Bireysel konuşmalarda, karşılıklı ya da küçük dar sohbetlerde bu şikayetleri ben çok duyuyorum. Ama bir, bu kurumsal şikayete dönüşemiyor asla. Çünkü orada çok ciddi korkuyorlar. İki, bir alternatif göremedikleri için, iktidarı yerinden edebilecek bir alternatif göremedikleri için de herhangi başka bir siyasi harekete kayamıyorlar. Şimdi Akşener konuşmaya başlamış. Ona bir bağlanalım. Bir ne diyor, ona bir bakalım. Sonuna kadar izler miyiz bilmiyorum ama yani akışına göre. Bir arkadaşlar verebilirseniz izleyelim birlikte. Çok partili siyasal hayata sahiptir. Milletimiz bu süre içinde karşılaştığı bütün sorunları, bunalımları, daralmaları hep milli irade yoluyla aşmıştır. Her zaman demokratik siyaseti tercih etmiş ve yoluna yeni açılımlarla devam etmeyi her zaman başarmıştır. Büyük devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk. Ve arkadaşları, bu toprakların ikinci defa vatan kılınmasında milli iradeyi esas almışlar, savaşı bile Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yönetmişlerdir. 1940'lı yıllara gelindiğinde devrin iktidarı milli şef, dönemi otoriter yapısı ve talihsiz 1946 seçimleriyle toplumun gerisine düşmüş, zamanın dışında kalmıştı. Milletimiz cesur bir demokratik mücadeleyle çok partili hayatın kapılarını açmış, siyasal iktidarı değiştirmiştir. Bu yolla toplumsal ilerlemeyi yeniden başlatmış, devletimizi işlevsel hale getirmiştir. Sadece 10 yıl sonra 1960 askeri darbecileri kendilerini milli irade yerine koyarak siyaseti askıya almışlar, sonra da ülke siyasetinin gidişatını planlamışlardı. Milletimiz demokratik tavrından sapmadan bu otoriter kadroların tasarımlarını boşa çıkarmış, yeni bir siyasi partiyle, yeni bir parti iktidarıyla Türkiye'nin hızını kesen engelleri kaldırmayı başarmıştır. 12 Eylül 1980'de bu salonu şereflendiren pek çok kişinin yakından bildiği, acılara mal olan, aileleri yıkan,
12 Eylül 1980'de siyasetin bir kere daha askıya alınmasına şahit olduk. Milletimiz aynı şekilde demokratik olgunluğundan taviz vermeden yapılan tasarımları çöpe atmış, yeni bir parti iktidara taşınmış, yeni bir siyasal dönemle Türkiye'nin yolunu aydınlatmıştır. Çok kıymetli arkadaşlarım, Türk siyasetinde demokratik işleyiş 12 Eylül'de bozulmuş, 28 Şubat ile tasfiye sürecine girmiştir. 2002 seçimleri milletimizin yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk olarak tanımladığı toplumsal sorunlarından çıkma arayışıdır. Bu beklentiler Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara taşımıştır. Başlangıç yıllarında başarılı da sayılırlar. Ancak 2007'den itibaren vizyonsuz bir güce dönüşmüştür. Vizyonsuz güç ise yıkıcıdır. İktidar milletin bütün desteğine rağmen politikalarını milli iradeye dayanmayan ittifaklarla üretmeyi bir marifet saymış, siyasi muhalifler devlet muhaliflerinden daha tehlikeli bulunmuştur. Bu salonu şereflendiren sizler, her birimiz ayrı ayrı bu düşmanca tavrın birebir muhatabı olduk. Ama Allah hepimize yardım etti. Doğruluk, haklılık, iman gücü, inanç gücü işte buradayız. Bütün bunların sonunda Türkiye operasyonlara açık alan haline gelmiş, 2007'den itibaren de o operasyonlar sahnelenmeye başlanmıştır. 2007'den itibaren toplumsal karşılığı donmuş, işlevsiz bir muhalefet, muhalefet dahil demokratik olmaktan çıkmış bir siyasal yapı mevcuttur. Devlet organizasyonundaki denge ise 2007 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimiyle gevşemiş, 2014 yılındaki Cumhurbaşkanı seçimiyle tam olarak ortadan kalkmıştır. 16 Nisan referandumu, arkadaşlarımın deyimiyle benim de katıldığım kirli referandum. ...1946 seçimleri adeta tekrar sahnelenmiş, siyasal hayatımıza yeni bir usul eklenmiştir. Toplumsal destek yetmezse yargıçlar tamamlar. Toplumsal desteği bulamazsanız yargıçlar YSK imdadınıza koşar. Demokrasi tehdit altındadır. Ve iktidarın hukuku her şeyin üstündedir. Açıkça görülmektedir ki toplam siyaset açmazdadır. Postmodern milli şef dönemi başlamıştır ama sürdürülebilir değildir. Aziz milletim, bugün 25 Ekim 2017. Türkiye üzerine yapılan araştırmalar, bütün gözlemler şu sonucu gösteriyor. Türkiye yorgundur. Millet yorgundur. Devlet yıpranmıştır. Kamu düzeni çözülmektedir. Siyasal iklimin değişmesi dışında hiçbir sağlıklı yol kalmamıştır. Hiçbir çıkar yol kalmamıştır. O çıkar yol biziz. O çıkar yol sizsiniz. O çıkar yol 80 milyon Türk milletidir.
Başbakan değil, değil, Cumhurbaşkanı. Vallahi şimdi ön sırada Ümit Hoca burada, Ali Türkşen burada, Ali Aydın burada, Müsavat Başkan burada, Alaçoğlu burada, İsmail Ok orada ve Koray Bey ilk önce söyledi, Ümit Hoca ile ikisi. Onlar benimle Cumhurbaşkanı olmamı istiyorlar. Ya Ayfer Hanım'la Aytun Bey de öyle söylüyor. Nuri Okutan şu anda alındı kağıdının peşinde. Ve sonuç itibariyle şimdi yeni şeyler söyleme zamanıdır. Evet, büyük sorunlarımız var. Ama Türkiye'nin büyük sorunlarını aşacak gücü de var. Milletimizin sağduyu ve kararlılığı var. Milletimizin her türlü hegemonyayı değiştirme gücü var. Milletimizin siyasi bunalımları aşma tecrübesi var. Milletimiz yine demokratik siyasetten sapmadan Türkiye'nin önünü açmaya karar vermiştir. Milletimiz kararmakta olan ufkumuzu iyilik güneşiyle aydınlatmaya, ileriye bakmaya azimlidir. Milletimiz yeni bir siyasal hareketle, yeni bir iktidarla güçlü bir Türkiye yoluna devam etmek niyetini açıkça beyan etmektedir. Binlerce yıllık iyilik medeniyetinin yolcuları olarak bugün burada millet adına üstlendiğimiz görevi ilan etmek için toplanmış bulunmaktayız. Umutlarımız var. Hayallerimiz var. Zengin bir Türkiye istiyoruz. Gücümüz var. Adil bir Türkiye istiyoruz. Gücümüz var. Özgür bir toplum istiyoruz. Gücümüz var. Mutlu bir Türkiye istiyoruz. Hakkımız var. Yeni bir siyasal hareketle, iyi bir siyasal hareketle Türkiye kucaklaşmasını başlatıyoruz. Allah vatana, millete, insanlığa hayırlı etsin, hayırlı eylesin. Evet, konuşma bu kadar mı? Tabii bilmiyorum. Yoksa böyle bir müzik arası bir şey mi yaptılar? Enteresan tabii. Kirli referandum dedi mesela. Postmodern başkanlık sistemi dedi. Bu arada bir mesela tabii enteresan. Yani Başbakan Meral diye, Akşener diye. Başbakan Akşener dediklerinde yok yok Cumhurbaşkanı dedi. Yani zaten 2019'a kadar varırsak başbakanlık falan kalmıyor biliyorsunuz. Yani Cumhurbaşkanlığı oluyor. Yani bu partinin de hani bu sistem olmasın diye yola çıkması gerektiğini düşünüyordum. Ama öyle değil. Yani herkes demek ki bu başkanlığın sihrine kendini kaptırıyor. Ya başkan olalım daha iyi. Her şey benim olsun. Türkiye'nin tapusunu alayım. Türkiye'nin daha demek çekeceği var bu konuda. Gene ısrarla söyleyeceğim. Türkiye'nin tek kurtuluşu bu sistemden geri dönmektir. Bakın bütün sorun buradan kaynaklanıyor. Şu anda AKP'liler efsunlanmış gibi. Yani onlar nasıl bu düzen aynen devam edecek diye düşünüyorlar. Çünkü Tayyip Erdoğan 2003'den bu yana adım adım Türkiye'yi tek başına yönetir hale geldi. Yani artık onun için bir seçime falan gerek yok. Ama bu sistem kötü. Yani burada herkes şu yanılgıya düşüyor benim anladığım. Mesele Tayyip Erdoğan'ı başkan yaptırmamak falan değil artık. O geçişte kaldı. O Cumhurbaşkanlığı seçimi, yani sembolik anlamdaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde belki hani seni başkan yaptırmayacağız sloganıydı tabii HDP'nin, ama hani genel olarak
Cumhurbaşkanı makamında Tayyip Erdoğan'ı görmemek isteyebilirsiniz, o ayrı. Ama şimdiki durum o değil. Bakın mesele Tayyip Erdoğan da değil artık. Türkiye bu sisteme geçtiği zaman bu bir facia. Bunu kimse savunmasın. Çünkü bu yön, yani bu anayasa değişmedikçe başkanlık sistemi olmaz demiyorum. Hani bunu 20 sene önce de 25 sene önce de başkanlık sistemini tartıştık. Olabileceği noktaları da gördük, kabullendik, kabullenmedik, eleştirdik, ayrı mesele. Ha, kararı tabii biz vermiyoruz ama kamuoyu adına, kamuoyunun önünde bunları hep tartıştık, tartışmaya devam edeceğiz. Şu anki getirilen başkanlık sistemi, ülkenin tapusunun bir kişiye verilmesi. Yani bugün ben hiç kimseyi bu makamda görmek istemiyorum. Türkiye'nin buna aykırması gerekiyor. Herkesin bunu düşünmesi gerekiyor. Şu anda Tayyip Erdoğan onu zaten partinin başında seçim kazanarak şöyle böyle tutuyor. Ama karşı çıkılan Tayyip Erdoğan başkan olmasın değil, bu sistemin olmaması gerekiyor. Onun için ben hani bu Tayyip Erdoğan'ı kim yener acaba? Cem Yılmaz yener o zaman, en sevilen adam. Yani öyle mi bakacağız yani? Mesele oraya birini oturttuğun zaman her şeyin sahibi oluyor. Onun için yani en yakın dostun, kardeşim seçildi. Hiç belli olmaz ondan sonrası. Yani ben efendim bu değiştirmek üzere seçiliyorum. Hayır. Bu seçimi yaptırmadan dönülmesi gerekiyor. Hakikaten Türkiye'nin bakın felaketi. Ya bir düşünün, ben AKP'lileri sorduğum zaman cevap veremiyorlar. Şu anda hepsi Tayyip Erdoğan'ı çok seviyor ve çok güveniyor. Evet, şu günkü sistemde bütün erki elinde tutan Tayyip Erdoğan belki bir şekilde o gücü devam ettirebilir. Ama diyorum ki Tayyip Erdoğan yoksa bana bir aday çıkarabilecek misiniz? Tıs kalıyorlar. Çok basit. Diyorum ki bakın, yetenek olarak, kişilik olarak söylemiyorum. Bir kişinin bu yetkileri aldığını kabul edebiliyor musunuz? Ya da söyleyin diyorum, bana çok beğendiğiniz, fikirlerini beğendiğiniz, çalışma sistemini beğendiğiniz, yöntemlerini beğendiğiniz bir siyasetçi. İşte herkes kendine göre birini söylüyor. Diyorum ki bu yetkileri o kişiye verir misin peki? O zaman böyle duruyorlar. Vermem diyor. Bunu görmesi gerekiyor. Şu anda herkesin gözünü Tayyip Erdoğan böyle karartmış vaziyette. Sanki o hiç bitmeyecek, sonsuza kadar devam edecek başkan gibi öyle düşünen AKP'liler var. Diyorum ki sistem kötü. Meral Akşener devam ediyormuş konuşmaya. Biraz daha dinleyelim bakalım şeyler söyleyecek mi? Turgut, Turgut Özal'ı, Bülent Ecevit'i, şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nu ve ebediyete intikal edip de adını burada zikredemediklerimizi rahmetle anıyoruz. İyi Parti'nin değerli mensupları, siyasal hareketler yaşadıkları çağı ve coğrafyayı kavrayabilmelidir. Eğer yaşanılan çağ ve coğrafya kavranabilmişse Türkiye ve dünya doğru okunur, doğru değerlendirilir. Toplumu ileriye taşımanın temel şartı da budur. Zamanın bu kadar hızlı aktığı ve etkileyici olduğu bir dönemde zamanın ruhunu yakalamakta bir mecburiyettir. Kafamızı gündemden biraz kaldırıp yaşadığımız dünyaya baktığımızda gelişimin şaşırtıcı bir seyir izlediğini görüyoruz. Son 25-30 yıllık gelişmenin geçmiş bütün bin yıllara eş değer olduğunu söyleyenler haklıdırlar. İletişim teknolojisiyle dünya düzleşmiştir. Hepinizin elinde akıllı telefonlar, naklen yayın yapıyorsunuz. İsterse bize bütün basın yayın kapanmış olsun. O mecraları açtınız, yürüyorsunuz. Çoğumuzun bildiği bir sözümüz var. Yol bulamıyorsan yol açacaksın. İşte açtınız yolları, açtınız yolları ve bugün buradayız. Evet, devam eden saatlerde zaten Akşener'in konuşmasından geniş özetleri tekrar veririz.
Dediğim gibi işte kendine Cumhurbaşkanı dedi. Bir de bakayım. Ha bu şey tabii tutabilecek belki cümlelerden biri. Şimdi yeni şeyler söyleme zamanı. Tabii laf güzel ama o yeni şeyleri de herhalde söylemek gerekiyor. Tabii genel olarak medyada bir şeylik var gördüğüm. Yani çok böyle şey havada değil özellikle daha. Hani tam yandaş olmayanlar da. Yandaş olanlar da zaten hiç yok. Ama mesela en güzeli Aydınlık Gazetesi. Aydınlık Gazetesi Meral Akşener için çok ciddi bir karşı kampanya yürütüyor. İşte Batı'nın gözdesi demiş mesela. Meral Akşener partinin kuruluş dilekçesini bugün veriyor. Ankara'da küresel sermayenin büyük desteği konuşuluyor. Atlantik basını Akşener için yoğun kampanya yürütüyor. Şimdi ben bu mantığı anlamıyorum. Şimdi biz de burada oturuyoruz be kardeşim. Yani burada gazeteci. Şimdi şu bana şu küresel sermayenin büyük desteği konuşuluyor. Kim konuşuyor ve ne diyorlar? Bir de Atlantik basını. Atlantik basını dediğin ne yani? NATO basını mı oluyor? Atlantik basını. Mesela Almanya Atlantik basını mı oluyor? Hani Fransa belki Atlantik'e kıyısı var. İngiltere var. Amerika var. Portekiz var. İspanya var. Şimdi Atlantik basını deyince ne anlayacağız yani? NATO demek istiyor herhalde. Akşener için yoğun kampanya mesela nasıl bir kampanya yürütüyor? Şimdi Türkiye ile ilgili haberler var. Yüzlerce, binlerce haber yayınlanıyor. Tayyip Erdoğan'la ilgili yayınlanıyor. Tutuklu gazetecilerle ilgili yayınlanıyor. Can Dündar'la yayınlanıyor. Efendim Kavala ile ilgili yayınlanıyor. Sözcü gazetesinin uğradığı haksızlık, hala bir muhabirinin hapiste olması ile ilgili haberler yayınlanıyor. Şimdi bunca binlerce haber yayınlanıyor. İşte seçiyorsun. Şimdi hani Sözcü'ye bir uluslararası sermayenin desteği mi diyeceksin buna? Ya yani bu mantığı da çözemiyorum. Yani somut bir şey koyarsın. Dersin ki bak bunları söylüyor. Bu da tam işte kapitalist dünyanın arzuladığı şey. Onu da diyemiyorsun. Çünkü yani bir taraftan Ecevit diyor, bir taraftan Muhsin Yazıcıoğlu diyor. Ne bileyim işte bir taraftan Turgut Özal diyor, bir taraftan Alparslan Türkeş diyor. Salona bakıyorsun bu işaretler var. Kimisi yumruk yapıyor, kimisi böyle yapıyor. Yani şimdi seçersin birini. Dersin ki işte hepsi böyle. Yani şu işareti görürsün efendim HDP'liler mi var? Hani bu olam hali diyorlar ya böyle yapınca. Böyle yapınca MHP eski MHP oluyor. İşte el kaldırırsan dinci mi oluyorsun? Yumruk sıkarsan solcu mu oluyorsun falan. Şimdi ya bu tür şeyler beni hakikaten rahatsız ediyor. Bir de böyle yani bu tür yıpratmaya ne gerek var? İzle bak bakalım ne olacak ne bitecek falan. Tabii şeyler de rahatsız edici. Yine vay efendim işte... Meral Akşener'in yayın organı oldular. Yok işte onu söylüyorlar. İşte dün akşam da bir şey vardı. Öyle bir takım bana da mesajlar geliyor. Vay efendim işte Meral Akşener haberini veriyorsunuz. Farkında değil misiniz? CHP'den oy çalacak. Ya bak diyorum ki kardeşler. birisi oy çalacaksa çalar. Sen burada yayın yapsan da yapmasan da zaten çalar. Ayrıca böyle bir korkuyla siyaset yapılmaz. Siyaset dediğin ülkeyi yönetme amacı değil mi? Yani bütün temsil ettiğin insanlar adına ülkeyi yönetime talip oluyorsun. Ve bunun için de projeler geliştiriyorsun. İşte buna kabaca siyaset diyoruz. Şimdi eyvah böyle yaparsam gider ya da bunun adından bahsedersem oylarım gider diye düşünüyorsan zaten o gidecek demektir. Önce kendine güveneceksin. Ya kardeşim benim kaptıracak bir tane oyum yok diyeceksin. Çünkü niye ben tam tersi. Yani anlatırım ve bana daha da çok gelecek diye. Böyle bakmak lazım. Ayrıca siyasette de hem habercilik olarak da bakınca herkesin önünün açık olması lazım. Hatalar yapılıncaya kadar. Şimdi gelelim bakalım başka nelerimiz var. Onları konuşalım. Ben şöyle notlarıma bakayım. Şimdi birincisi Meral Akşener'le ilgili mesela şeyi söyleyeyim. Şimdi kurucular listesi işte isimler falan. Fakat şimdi partinin adı bilmiyorum tutacak mı? İyi Parti diyorlar değil mi? İyi Parti. Türkiye'nin geleceği iyi. Şimdi Türkiye'nin geleceği iyi, bana göre iyi bir slogan. Çünkü burada ben de çok sık tekrarlamaya çalışıyorum. Yani aklın yolu. Yani Türkiye'nin kötüye gideceğini düşünmek bence en büyük ihanetlerden biri. Ha şimdi diyeceksiniz ki, kardeşim sen böyle diyorsun da işte bak başkanlık sistemine böyle karşısın. Kaos olur, kötü olur, felaket falan. Şimdi o farklı bir şey bakın. Ben bütün bunları aşacağımıza inanıyorum. Türkiye'deki akıl, Türkiye'nin zeka düzeyi, Türkiye'nin birikmiş bilgisi, bunu aşacak güçte. Çünkü bugüne kadar hep aşmışız biz bunları. Bakmayın. Yani 12 Eylül'ün de üstesinden gelinmiş bir şekilde. 28 Şubat diyorlar. Onun da üstesinden gelinmiş. Bunun da üstesinden gelinmiş.
Ya bunlar o kadar aman aman zor şeyler değil. Mesele Türkiye'nin iyi olup olmayacağı. Bana göre Türkiye iyiye doğru gitmek durumunda. Ha ama işte bunun önüne tıkayanlar var. Burayı bir Arap ülkesine çevirmeye çalışanlar var. Ve şöyle göz boyuyorlar. Yani muazzam para harcayarak, tüketimi çok kışkırtarak ve bir de cicili bicili bir şeyler yaparak. Yani bugün hani işte bu binalar, o binalardaki o lüks görünüm. Efendim işte alışveriş alışkanlıklarının değiştirilmesi. Yani mesela o AVM deyip geçmeyin. Bakın AVM kültürü çok kötü bir şey. Toplumun birliğini, beraberliğini, dayanışmasını bozan çok sistemli bir hareket. Bakın Amerika'da niye yok? Avrupa'da niye yok AVM? Bu bizdeki gibi. Var. Var ama şehir dışında var. Belli amaçlara hizmet etmek için var. Almanya'da gidersin gelirsin Kaufhof diye bir şey vardır. Kaufhof'lar. O büyük mağaza belli kentin yerlerindedir. İşte Fransa'ya gidersin, Paris'e gidersin iki tane şeyi vardır işte. Büyük. İngiltere'ye gidersin işte Londra'da bir tane dev mağazadır falan. Şehir dışlarında araçla gidilen, vergisi şehir merkezine göre biraz daha düşük olan. Bu nedenle de hani toplu alışverişlerde tercih edilen AVM yani bizdeki AVM odur. Yani dünyadaki Batı ülkelerindeki, medeni ülkelerdeki AVM tamamen şehir dışında ve fayda amaçlı. Yani vergisi düşük, işte fiyatlar biraz düşük, otopark imkanı olan falan yerler. Şehir dışına çıkarsın onun için, yol alırsın, zaman kaybedersin, onu hesaplarsın, daha iyi geliyorsa oradan alırsın. Türkiye ama geri kalmış ülkelerde. Ve üstelik de Arap ülkelerindeki AVM mantığı çok farklı. Arap ülkelerindeki AVM şu. Vaha. Vaha oluşturuyorlar. Niye? Çöl. Çölde yok işte. Tarihe geçmişe doğru gidin. İşte böyle bir tane palmiye. Palmiyenin altında bir su birikintisi. İşte oralara gidip böyle saatlerce oturuyor. Orada vakit geçiyor. Çünkü öbür taraf çöl. Sıcak. İşte bu çölün ortasında bu AVM'lerle vahalar oluşturuyorlar. İçinde her şey olan serin, ferah. Bir de alışverişini yapıyor. Yemeğini yiyor falan. Şimdi bunu getirdiler Türkiye'ye. Bakın zararı şu. Bir, bütün mahalle geleneklerini yok etti AVM'ler. Niye? Çünkü oraya bir gittiğin zaman işte terzi söküğünden efendim gömlek ütülemesine işte kediğine köpeğine alacağın mamasından kendi yiyeceğin yemeğe her cins tüketim içinde lüks mağazaların bulunduğu ferah, serin, yazın serin, kışın sıcak yerler. Neyi öldürdü bu? Bakın mahalledeki bütün esnafı öldürdü. Yok artık eski esnaf kalmadı. Sırf yoğurtçular, sırf peynirciler kalmadı. Bakkal düzeni pek kalmadı. Onun yerine büfeler var. Ya da gene oraları andıran marketler var her şeyin satıldığı. Terzisi kalmadı, tuhafiyecisi kalmadı, züccaciyesi kalmadı. Mahalle içi alışkanlıklar kalmadı. Bunu öldürüyor. Bakın bu bir kültür erozyonu aynı zamanda. Bir şeyi dayatıyorlar. Çok kolay. Evet çok kolay. Özellikle marketçilik. Yani ister istemez hepimiz buna girmek durumunda kalıyoruz. Niye? İşte gittiğin zaman her şeyi alıyorsun iğneden ipliğe. Kapı kapı dolaşmıyorsun işte kapalı bir yerde. Yani kolaycı mı? Evet. Hani itiraz ettiğin zaman bana diyebilirsin ki ya arkadaş tamam da hani ben çalışan insanım. Akşam uğruyorum. Bir 15-20 dakika içinde her şeyimi alıp eve gidiyorum. Doğru. Ben mantığını anlatmaya çalışıyorum. Olmasın yıkalım kaldıralım anlamına değil ama herkes bunu bilsin. Tamamen buna yöneliktir artık. Bir yeni kültür, yeni bir yaşam biçimi. Ve burada bakın bir tanesinde tiyatro yok. Ama hepsinde sinema var. Şimdi sinema kötü mü? Hayır değil. O anlamda söylemiyorum. Zaten açmazlar burada. Yani hepsinde sinema var ya kardeşim sizde her şeye karşı. Değil. Bak her şeye karşı olmak değil. Yaratılan kültür şeyini söylüyorum. Ne? Hep görsel. Sana bir şey fazla kazandırmayan, seni fazla düşündürmeyen, yormayan ve tabii doğal olarak da eleştirtmeyen, sorgulatmayan, karşı çıkarttırmayan bir düzen kuruyor. Daha ne istiyorsun kardeşim diyor. Bakın AKP Genel Başkanı'na bakın hep bunları anlatıyor. Daha ne istiyorsun ya diyor. Yol yaptım, köprü yaptım. Oradan geçiyorsun, alttan geçiyorsun, üstten gidiyorsun. Daha ne istiyorsun diyor. Gidemiyorum kardeşim, gidemiyorum. Dün akşam bir televizyon programı için Cem TV'ye gidiyordum. 1 saat 15 dakikada geçtim. Levent'ten
Dördüncü Levent'e kadar, daha şeye kadar, Sanayi Mahallesi'ne kadar. Senin metroların, şunların, bunların, mecbursun o saatte oradan gitmeye. Metroya binsem gideceğim, doğru. Ama her zaman onu kullanamıyorsun. E yok, yapamıyorsun. Köprülerin tıkalı. Trakya tarafına gidişin olduğu gibi tıkalı. Ama hepsinde böyle vahalar oluşturulmuş. Gir kardeşim diyor, birine eğlen. İşte bütün mesele bir kültürel erozyona uğratmak. Bakın, bilim, sanat, edebiyat, kültür, bunların hiçbiri yok. Hani geçenlerde dedi ya Tayyip Erdoğan, işte biz kültüre falan gerekli önem veremedik. Ya onun bahsettiği gerçek anlamdaki kültür, sanat değil zaten. Onlara ucube diye bakıyor. Onlara din dışı diye bakıyor. Zaten öyle kabul ediyor. Rafine olan hiçbir şeyi kabul etmek istemiyorlar zaten. Kendi bir dünya yaratıp işte onu da lüks ve şatafat. En bayıldıkları şey bu. Çok lüks. Hep en. Dünyanın en büyük havaalanı. Var mı ihtiyacı Türkiye'nin mesela dünyanın en büyük havaalanına? Mesela dünyanın en uzun asma köprüsü diyor. Geçen gün helikopterle üstünden geçtim Çanakkale'nin. Yani niye o arada yapılıyor anlamadım. Üçüncü köprüyü yaptıktan sonra Çanakkale'ye ihtiyaç kaldı mı? Çünkü o köprüye gelene kadar böyle incecik giden bir Gelibolu Yarımadası var. Orası trafiğin çok yoğun olduğu bir yer değil ki. Bir tek Çanakkale'ye gidenler geliyor. Sen üçüncü köprüyü yaptın. Şimdi kamyonları oraya zorluyorsun. E bu köprüyü yapardın. Ve bütün transit geçidi de buradan verirdin. Oradan Orta Anadolu otoyoluyla ta İran sınırına kadar bütün Türkiye'yi ortadan kesecek bir otoyol daha yapardın. 3-4 tane de yukarıdan aşağı dikey otoyollar yapardın. Araya hızlı treninde koyduğun zaman Türkiye'nin bütün sorunu, ulaşım sorunu biterdi. İstanbul'u da kurtarırdık. Kuzey ormanlarını kurtarırdık. Ama şimdi kuzey ormanlarını kestin, yol yaptın, havaalanı yaptın. E şimdi canım buralara yolmuşken niye ev yapmayalım? Yani insanların burada arsası var. Yapmasınlar mı? Onlar mağdur mu olsun? Bakın hep İstanbul böyle gitti. İnsanlara önce gittiler, arsaları sattılar ya da kendileri aldılar. Ondan sonra dediler ki ya vatandaşın niye yani şimdi vermeyelim? Vatandaşın tapulu malı. E de oraya bir evini koysun. İşte o evini koysun diye başladın. Tırırırt diye pıtrak gibi her tarafa yayılıveriyor. Ondan sonra da İstanbul'a ihanet ettik. Şimdi bakın enteresan bir şey. Dün çok ciddi ben ilk defa şey olarak baktım, yanıldığımı gördüm. Yani çok ciddi büyüyecek zannettiğim bir olay. Hiç yok gazetelerde. Hani yandaşlara da bakıyorum, küfür kafir olarak da yok. Dün Kemal Kılıçdaroğlu meclis grup toplantısında bu ihanet konusuna girdi ve Tayyip Erdoğan için çok ağır şeyler söyledi. Yani hakikaten çok ağır şeyler söyledi. Sonra bir AKP'den sözcünün cevabı, fakat ne o ne de Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması yok. Yani bakıyorum sözcüde bir tek AKP ile CHP'nin ihanet polemiği diyor. O konuşmayı verebiliyor muyuz arkadaşlar bu arada, bana söylerseniz hani oraya da bir, o zaman o bölüm, yani o ihanet bölümünü verelim, bir de çünkü bir başka seçim bölümü var. İhanet bölümünü verelim eğer hazırsa. Ha, o zaman biraz durun, biraz durun. Tamam, ben konuşayım ondan sonra. Şimdi bakıyorum mesela Sabah gazetesi. Yani yok. Bakın birinci sayfasında, yani zaten Kılıçdaroğlu'nun konuşması yok. Nedir? Hiç yok. Zannediyorum şöyle oldu. Çünkü karşı çıkılamayacak bir konuşma. Yani neden? Çünkü diyor ki, şimdi kişileri unutun. Kimin söylediğini unutun. Biri diyor ki, maalesef ihanet içinde olduk, ben de bunun içindeydim dediği zaman, o zaman şunu söyleme hakkınız oluyor. Yani ihanet eden ne denir? Hain denir. Değil mi? İşte Kemal Kılıçdaroğlu da bunu diyor. Diyor ki sen ihanet ettiğini itiraf ediyorsan demek ki hainsin. Şimdi bu itiraz edilemeyecek bir mantık. Benim anladığım onun için bu yandaş kesim hiç görmeyelim daha iyi demişler. Yani hiç aman bahsetme bu işten. Çünkü o büyük bir pot oldu zaten. Yani sen şimdi İstanbul'a ihanet ettiğini söylüyorsan bunun bedelini ödeyeceksin güzel kardeşim. Yani bakın bu yani yapılan bir yanlış, hani bir kişiye, üç kişiye bir zarar değil ya da ya o oldu ama hemen gideriyoruz değil. 8000 yıllık bir kentin mahvedilmesinden bahsediyoruz. Yok edilmesinden bahsediyoruz. Ve bunun devam ettiğini söylüyor. Bakın çok net çağrı. İhanet içinde mi olmuştu bugüne kadar yerel yönetimi ve merkezi otoritesi İstanbul'a karşı? Bütün projeleri geri çekin. Bu kadar basit. Demek ki hata onlarda.
Söyleyin arkadaş bunları son yapılan imar değişiklikleri, yeni projeler, yeni AVM alanları, hepsini geri çektik diyeyim. Mesela gördük ve geri çektik diyeyim. Yapılmakta olanları da yıkıyoruz diyeyim. Bunu diyebiliyor musunuz? Diyemiyorsunuz. Ya niye diyemiyorsunuz? Daha oradan kazanılacak çok para var. Şimdi Kemal Bey'in konuşmasına girelim diyorum ama bir beş dakikamız var. O ikinci bölümde yapacağız mecburen artık. Ve bu konuşma yok. Bakın medyada yok. Gerçi yani Kılıçdaroğlu söyleyince zaten bir şey olmuyor da hiçbirinde bakıyorum. Evet yok. Yani zaten hepsinde Tayyip Erdoğan manşet. Çünkü neden? Tayyip Erdoğan Amerika'ya acayip laflar gene söyledi. Çok güzel. Onu da ikinci bölümde belki kendi sesinden dinleme imkanımız olur ama. Şimdi bakın tuhaflık şu. Amerika'ya söylüyor ve hesap soracağız diyor. Ve çok ağır laflar söylüyor. Diyor ki STK mensubu iyi insan gibi güzellemelerle hedef saptırıyor diyor. Herkese söylüyor bunu. Yani Amerika böyle bir şey yapıyor diye. Amerika başkonsoloslukta çıkanla o işte Metin Topuz dedikleri Türkiye'nin Soros'un ilişkisi çıktı meydana. Allah Allah. Şimdi Türkiye'nin Soros'u dedikleri o şey eskiden AKP'ye su taşıyan, karşı devrime zemin hazırlayan Osman Kavala'nın gözaltına alınması. Ha, şimdi yeni bir bilgi alıyoruz. Yani demek ki bir nedenlerle tutuklanmış. Arkasında neler varmış? Gezi var diyor. Efendim Taksim'deki olayların arkasında var diyor. Falan. Ondan sonra işte bağlantılar ortaya çıkıyor. Ya siz kime neyi yutturuyorsunuz diyor. Sonra Amerika'ya diyor ki bakın sizin diyor gücünüz bankamızın görevlisini ABD'ye 7. girişinde gözaltına almaya yeter. Ya şimdi bir şey diyeceğim. Yani ciddi olmak lazım ya. Şimdi Amerika'ya böyle bir laf söylediğin zaman ha ne oluyor? Benim kahvedeki vatandaş şey ki lan helal olsun diyor. Helal olsun. Bak hiçbiri diyor konuşuyor. Al diyor Amerika'ya. Tabii ya diyor senin neye gücün yeter ya diyor. Hürizan ediyor garibim. Yani sonra diyorlar ki ya niye böyle diyorsun? Kardeşim Allah aşkınıza ya bak neye yetiyormuş sonra. Benim diyor polislerimi diyor tutuklamaya gücünüz yeter diyor. Sonra da köşeye sıkıştırarak itirafçı durumuna düşürmenin gayreti içine girersiniz diyor. Kimi? Banka genel müdürünü. Bak AKP genel başkanının danışmanları var ya o jölelisi, kalını, şusu, busu hepsine sesleniyorum. Kardeşim bak itirafçı lafını kullanmayın. Bari deyin ki itirafçı değil, iftiracı deyin. İtiraf gerçeği açıklamaktır. Şimdi diyor ki bak Akbank'ın, neydi Akbank diyorum, Halk Bankası'nın genel müdür yardımcısını Rıza Zarrab'ı orada itirafçı yapacaksın diyor. İtirafçı gerçeği açıklar. Ha tabii bu Ergenekon Balyoz'dakiler gibi değil ha. Onları yani biliyorsunuz onlar kumpas da itirafçısı da. Şimdi burada böyle bir panik var ve bu panik içinde danışmanları da hatırlatmadığı için Tayyip Erdoğan da kahveye konuştuğu için rahatlıkla diyor ki bunu itirafçı yapacaklar. Ya bari deyin ki itirafçı deme, iftiracı de. Aleyhimize iftira attırmak için baskı yapıyorlardı. Bak o zaman daha etkili. Akıl vereyim size. Danışmanlar çok para kazanıyorsunuz ama itirafçı dedirtmeyin. İftiracı dedirtin hiç olmazsa. Çünkü o zaman bir etkisi var. Eğer Rıza Zarrab itiraf edecekse yandınız zaten. Eğer o Akbank şey, nereden çıktı bu ne? Reklam da yok önümde. Neyse onların bedava reklamını yapmış olduk. Halk Bankası genel müdür yardımcısı itiraf ederse kaçacak delik aramak lazım o zaman zaten. Çünkü o şu demek. Yani bunlar yapıldı. Bakın Birleşmiş Milletler'in ne kadar size söyleyeceğim şimdi şaşıracaksınız. Ben de zaten şaşırdım. Kaç lira olacağını söyleyeceğim. Bakın teyit edeceğiz de rakam çok yüksek. Rakam çok yüksek. Çok yüksek. Hemen evet. 60 milyar dolar ceza diyor. Birleşmiş Milletler bak Amerika değil. Birleşmiş Milletler'in Türkiye'ye İran ambargosunu delmekten dolayı 60 milyar dolar ceza kesme hazırlığında olduğu. Diplomatik kaynaklardan geldi bu. Bu sabah geldi bana bu bilgi. Şimdi Zarrab olayı zaten bu işin tam ortasında. Onun için ona itirafçı derseniz şu anda kahvedekiler çok sevinir. Ben işte görüyorsun. Bari yine akıl veriyorum. Bak bedava. İftiracı dedirtin. İftiracı. İftiralara hazırlanıyorlar. Adamların orada gırtlağını sıkacaklar.
Tayyip Erdoğan'a iftira atmalarını sağlayacaklar dersen, ha daha bak mantıklı ve inandırıcı. Ama itirafçı dersen zaten işin suyu çıkmış demektir. Şimdi biraz ara verelim. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Devam edeceğim. Konuşacak çok konu var. Bir iki de enteresan video göstermek istiyorum. Reklamlardan sonra beraberiz. Halk Kitap Evi'nin sunduğu yazı işleri